Evet, bu eğlenceli sunum için çok teşekkür ederim. Sorularınızı internette sorabilirsiniz. Burada sunum yapabilirsiniz. Hadi bakalım, kim çevirecek? Çevir bakalım. Recep Çarkı çeviriyor. YouTube TV'si kocaman çarkını çevirdi ve 3 numara geldi. Abus 3 numaralı kaldı kartı getireceğim size. Recep, şimdi hemen bu tarafa geçiyoruz. Evet, ailemi seviyorum. Çok güzel bir konuşma. Yani internet doğru olmayan amaçlarla kullanıldığında nefret söylemi, ırkçılık, İslamofobi gibi düşüncelerin yayılmasında, terörün propagandasının yapılmasında ve teröre taraftar toplamada, çocukların, gençlerin, sizlerin ruhsal gelişimini yanlış yönde etkileyecek içeriklerin yayılmasında etkin bir araç haline gelebiliyor. Bu riskler hasebiyle de siber ortamda kişilere, kurumlara, devletlere bütün bunları kullanarak saldırılar yapılabiliyor. Ama internet sadece saydığımız kötülüklerle dolu bir yer değil. Aksine hatta doğru kullandığımız zaman dünyanın belki de en faydalı icatlarından bir tanesi. Sosyal medyada kullanıcıların kişisel hesaplarından kolaylıkla ve doğruluğunu tehdit etmeden yaptığı paylaşımlar haberin bireylere çok hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor ve bu bazı durumlarda kişilere avantaj gibi görünse de aslında işin içine güvenilirlik, doğruluk, manipüle etme, çıkarlar doğrultusunda yönlendirme, bilgiyi çarpıtma, çevrim içi radikalleşme girdiğinde çok daha farklı bir hale gelebiliyor. Böyle bir durumda tabiri caizse akla kara birbirine karışıyor. Doğru ile yalan arasındaki farkın belirsizleştiği, sosyal medya ortamlarında popüler kültürün ve trendlerin de etkisiyle bu paylaşım rüzgarına kapılan herkes kaynağı bilinmeyen bilgilere, videolara, ses kayıtlarına, haberlere muhakeme etmeden, bunları düşünmeden paylaşıyoruz ve bu paylaşımlar yeniden tekrar tekrar yapan herkes dolaylı da olsa bilmeden deminki botnetler gibi her birimiz bir botnet haline geliyoruz. Bir anlamda o popüler kültürün, trendin ya da dezinformasyonun bir parçası haline geliyoruz istemesek bile. Bu sebeple bizler için yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi günümüzde mücadele edilmesi gereken ciddi sorunların en başında geliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona dikkat etmeliyiz ve bu kirliliğe bizler alet olmamalıyız. Sosyal medyada herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce eleştirel bir bakış açısıyla irdelemek, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak, paylaşılan bilgilere sağlıklı bir şüpheyle yaklaşmak, bilgiye ulaşılan kaynaklar hakkında fikir sahibi olmak ve genel araştırma yapmak ve ulaşılan bilgileri en az birkaç farklı güvenilir kaynaktan teyit etmek gibi önemli adımları uygulamak gerekiyor. Sosyal ağlara temsilci belirleme yükümlülüğü getirdik. Buna uymayan ağlara işte önce idari para cezası, reklam yasağı, sonra da internet bant genişliği daraltması gibi yaptırımlar ön plana çıktı. Buradaki en büyük amaç kişisel hakların ihlali, kişilerin bu anlamda ve özel hayatın gizliliği noktasında bizim bir muhatap bulabilme isteğimiz ve 2022 yılında bunu bir aşama daha ileriye taşıyacağız ve yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle hedefimiz sosyal ağ sağlayıcılarımızla kurmuş olduğumuz muhataplık ilişkisinin daha da güçlendirilmesi ve sizlerin haklarının bir nebze daha fazla korunmasının sağlanması. Bu vesileyle ben daha önce defalarca dile getirdiğim bir hususu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerek kişisel hakların korunması, dezinformatif içeriklerin öz denetimiyle kaldırılması, bazı madde kullanımlarını kolaylaştırma vesaire gibi katalog suçlara ilişkin yayınların önlenmesi kapsamında biz sosyal medya kuruluşlarının da kendi algoritmalarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Burada böyle bütün bunlar yayıldıktan sonra böyle cımbızla, iğneyle bunları toplar gibi yapmak adeta
kumsalda kum tanelerini ayıklamak gibi bir şey. Sosyal ağların Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan tüm kullanıcılara, hepinize eşit, adil davranması ve en önemlisi Avrupa Birliği vatandaşlarına sağladığı hakların aynısının bizlere de sağlanması ve bir bazı durumlarda ayrımcı politikaların bir an önce terk edilmesi ve sorumlu davranılması bizim amacımız. Yani bizim vatandaşlarımız, şirketlerimiz, sosyal medya kullanıcılarımız da bütün kabul edilebilir bir şekilde tüketici haklarının korunmasından tutun, kişilik haklarının, kişisel verilerinin farklı ülkelerle, farklı platformlarla, aynı platform içinde farklı gruplarca paylaşılması noktasında diyoruz ki biraz önce bütün çağlar boyu üretilen veriyi biz bir senede ürettik ya, sizin verileriniz. Sizin verilerinizin ülkemiz sınırları içerisinde kalması için gerekli önlemleri al diyoruz. Yapılan araştırmanın sonuçlarında da kısaca bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızın internette karşılaştığı risklerin başında siber zorbalık geliyor. Özellikle 15-16 yaş grubundaki çocuklarımız diğer yaş gruplarına göre daha fazla siber zorbalığa uğruyor ve %33,8 ile ilk sırada yer alıyor. Araştırmada ebeveynlerle ilgili bir kısım da yer alıyor. Her 4 ebeveynden 3'ü internetin çok zaman alıcı olduğu ve mahremiyet noktasında endişe verici bir ortam olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre çocuklarımızın 5'te 1'i internet üzerinde bir sorunla karşılaşıyor. Ancak ebeveynlerin çok az bir kısmı bu durumdan haberdar oluyor. Bu da çocukların internet kullanımının kontrol edilmesinde ebeveynlere büyük görevler düştüğünü gösteriyor. Yaptığımız araştırma ile dijital nezaketin önemi, çevrim içi gizliliğin ve güvenliğin korunması, dijital mahremiyet bilincinin oluşması, dijital ortamları etkin ve üretken bir şekilde kullanmanın gerekliliği ve dijital zorbalık gibi potansiyel tehlikelerle mücadelenin önemi bir kere daha gözler önüne serildi. Sayın Başkanımız da işte spor devleti.